Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 13 Eylül 2020 günlerden pazar, saatlerimiz 00:47'yi gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim, hepinize iyi pazarlar dilerim arkadaşlar. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz 13 Eylül 2020 Pazar günü bugün gündüz programı İstanbul Veliefendi İpodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada İstanbul 1. Altılı Ganyan analizlerimizi verdi. İki sıra geldi İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimize. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyar İpodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla devam edecek. Yine günün kapanış koşusu Şanlıurfa'da koşulacak 7 koşuluk programdan oluşuyor sevgili yarışseverler. İstanbul At Yarışları analizimizin ardından İzmir 1. ve İzmir 2. altılı Ganyan analizimiz olacak sırasıyla. Ben analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan, özellikle bugün pazar arkadaşlar, kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Özellikle kanalımıza abone değilseniz, kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan bugün destek bekliyorum diyerekten 13 Eylül 2020 İstanbul 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim. İstanbul 2. Altılı Ganyan analizimde 2 tane bankom var. Gerçekten bankolarıma özellikle güvendiğimi ifade etmek istiyorum. Öbür geri kalan ayaklarda bir ayağa 3 safkan yazacağım ve diğer ayaklarda sürprizi arayacağız. Çünkü altılı ganyanın para verebilmesi için sonuçta bir yerlerde de sürpriz aramamız gerekiyor. Sevgili yarışseverler diyerek ben İstanbul 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı bir yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Burada öncelikli ismim, özellikle kan attığını çok beğendiğim bir isim, Bayhan'ın tayı 7 numaralı Nesli. Özellikle bu safkanı ilk gördüğümde Bayhan Deniz Yıldız, yani Bayhan'ın koşu karakterine, özellikle Deniz Yıldız'ın biniş şeklini hayal ettim. Bugün yakışacağını içimden, yani gördüğüm zaman ilk, tabii ilk defa koşan safkanlar belli olmaz ama ilk tek vermek geldi, tek geçmek geldi. Safkanları bilmiyoruz, bir yarış görmeleri lazım. Gerek orijinlerine göre, gerek galoplarına göre değerlendirdik ama içimden ilk geçen isim bugün 7 numara Nesli oldu. Yine burada 6 numaralı Manas'ın anası isimli safkan, bir alpak torunu, bir jungle temsilcisi. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde 6 numaralı Manas'ın anası da 7 numaralı Nesli isimli safkana ilk rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Hür Gobak, Gobak Bey temsilcisi, bir Yavuzhan torunudur. Bugün Onur Öztürk idaresinde Sayın Melis Kurtel Emin'e ait 5 numaralı Hür Gobak da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine Aya Bakan Hediyem orijiniyle, özellikle baba şampiyon tartışmasız isim zaten, anne kanattı Hediyem, yani demir kıra dayanan bir anne kanattı olan Sayın Mehmet Altın'a ait 4 numaralı Esçeli Kız da bugün Samet Erkuş idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Özellikle Samet Erkuş gerçekten safkana bütün benliğinle biniyor. Safkana bütün vücut diliyle biniyor. Binişini çok beğeniyorum. Ben 4 numara Esçeli Kız'da 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Turbo temsilcisi, özellikle Çıkmaz torunu diyeyim. Çıkmazlar genelde 20 metre yarış yaparlardı. Acı sprintleriyle tanınırlardı. Çıkmaz öyleydi arkadaşlar. Tabii taylarına ne kadar yansır bunu koşuyu izleyince göreceğiz. 2 numaralı Altın Kalpli Mehmet Akgöz arasında piste çıkacak. Bu safkanda bugün sırasıyla tuttuğum isimlerden yine 3 numaralı Cahide 1 Ali Kaçmaz idaresinde bu koşuda birincilik şansı arayacak. Arkadaşlar burada 2 safkan kalıyor. Özellikle programda 2 bankom var. Bir ayağı 3 safkanla değerlendiriyorum.
Yani ben burada şundan yanayım. 8 numaralı Rijbin ve 1 numaralı Alfidan Gülü de yazılıp burada sürpriz beklenebilir diye düşünüyorum. Ve Altıgan ikinci ayağına geçiyorum. Altıgan ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Kaya Kayıkçı koşusu 88 bin lira değerinde sentetik yarış. Burada da Banco bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Özellikle bir şey izah ederek vereceğim. Daha önce biliyorsunuz sizlere daha Lasting Memory daha birinci yarışını koşmuştu. Ve ikinci yarışından itibaren bu safkan hakkında şöyle bir açıklama yapıyordum sürekli olarak. Arkadaşlar safkan öyle bir eşkalli, öyle bir büyük ki ama koşmayı bilmeyen bir çocuk gibi sadece tutunmaya çalışıyor. Bu safkanın koştuğunu hayal bile edemiyorum diye sizlere her seferinde telkinde bulunuyordum. Ve bu safkan bir seri yakaladı. Gerçekten ardı ardına Lasting Memory isimli safkan yarışlar kazandı. Özellikle sentetik pistte başarılı yarışlar kazandı. Gerek Gökhan Kocakaya arkadaşımız idaresinde, gerek Gökhan Gökçe arkadaşımız bu safkanla ardı ardına güzel yarışlar kazandı. Yine Baldemar var. Baldemar da yine bir eşkali, büyük, yapılı, dev bir safkan. Bu safkan da özellikle sentetik ağırlıklı, çim sentetik ayırmayan bir isim. Bu safkan da ardı ardına güzel yarışlar kazandı. Özellikle sentetikte. Ve bu safkan 5 numara Grassoff. Özellikle bu safkanın son yarışını izledim. Gerçekten çok eşkalli, çok yapılı, sentetiğe yakışan aksiyonları var. Son yarışında Aris Kartaş dairesinde çok beğenimi kazandı. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkıyor. Biliyorsunuz sağların hemen hemen ender solak jokeylerinden birisi Gökhan Gökçe arkadaşımız. Çok tecrübeli bir jokey. Kendisini de buradan tebrik ediyorum beni izliyorsa. Ben bugün 5 numara Grassoff'un bu rakiplerini bu mesafede rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak 5 numaralı Grassoff isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar burası da Hilmi Erakman koşusuymuş. 76.500 lira değerinde bir yarış. Burada da fazla safkan koşmuyor. Esasında çok kaliteli safkanlar var ama tabii ki istikrarlı safkanlar değil. İki yarış üst üste kazanan bir safkan göremedim burada. Ama özellikle gününde olsa kalitesi malum Turbo Şilan orijiniyle Habermotor'un da kanını taşıyan 4 numaralı Budakan. Gerçekten çok etkili bir isim. Güzel ellerde bakılıyor. Biliyorsun Sayın Nimet Arif Kurtil'e ait bir safkan. 4 numaralı Budakan bugün Akın Sözen dairesinde bu yarışta birinciliğin en güçlü adayıdır. Yine 2 numaralı Akkula bir Kalebatur. Evet Kalebatur yavrusu bir turbo temsilcisi. Gerçekten kaliteli safkan, kalıplı safkan. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı Akkula'da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Zaman zaman sentetik pistte bu mesafelerde çok etkili yarışlarını gördüğümüz bugün Mehmet Akgöz dairesinde piste çıkacak 3 numaralı Bişkekan da bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir. Yine burası 3 safkan dışına çıkması durumunda ben 5 numaralı Ertemiz Gökhan Kocakay arkadaşımız sanırım raporlu arkadaşlar. Ama yerine kim binecek daha burada belli olmamış. Yine 6 numaralı Afacan Hişman Çizik idaresinde özellikle çok uyum sağlıyor. Ve 1 numaralı Umutlu. Özellikle bu tip gruplarda bomba yapmayı seven bir isim. 1 numara Umutlu. Burayı da hepsi şeklinde değerlendirip Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Hüsamettin Taner koşusu arkadaşlar. Burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Özellikle yine Sayın Duygu Fatura'ya ait safkanlara biliyorsunuz Gökhan Kocakay arkadaşımız biniyor. Özellikle 1. İnönü koşusuydu sanırım. Son koştuğu yarışta çok etkili bir birincilik elde etti. Gerçekten İrlanda menşeili, İrlanda pedigrili 3 numara kar kız bu grupta rakiplerinden birkaç adım önde görünüyor. Bugün yine tercihen tek yazılabilecek bir isimdir. Yine beğenim kazanan iki safkan daha söyleyeceğim. Yine Zebbeden'in tayı Alman pedigrili
Annus Mirabus isimli safkan Selim Kaya idaresinde bugün piste çıkacak. Özellikle son koştuğu yarışta birinciliğinde yine Gökhan Kocakaya arkadaşımız biniyordu. Bugün mecburen üçlüme kar kızı tercihlemiş. Gerçi raporlu kendisi at binmeyecek ama tabii Duygu Faturon'un safkanlarına biliyorsunuz Gökhan Kocakaya arkadaşımız biniyor. Ben bugün bir numara Annus Mirabus isimli safkanı da ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine grubun kaliteli safkanlarından bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Ser Pehlivan da bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir diyorum. Ve ikinci altının 5. ayağına geçiyorum. Altılı Gani'nin 5. aya 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe Çin pistte koşulacak grup 1 yarışı Avrasya koşusu. Arkadaşlar burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle biliyorsunuz yani bu seriyi yakalamaya başladığından beri sizlere Banko olarak verdiğim bir isim. Ama bir türlü Banko olarak vermemize rağmen arkadaşlarımız bunu yıkmaktan vazgeçmediler. Arkadaşlar Long Runner çok kaliteli bir safkan. Çok etkili bir safkan ve en çok konuşulan konu da Long Runner'la işte kaldı Victor Costa ne olurdu? Ne olur diyorlar. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Ben Kurtelek Rüsü'nün yerinde olsam Long Runner'la kaldı Victor'ı aynı yarışta koşmam. Çünkü ikisi de aynı stilde safkan. Sonlarda etkili gelebilen isimler. Gerçi Cold Victor isimli safkanı kaçak safkan olarak da fedai olarak da kullanabilirsiniz. Her türlü koşabilen bir yapıda, her türlü koşabilen bir ciğere sahip. Ama ben İkrim'e Long Runner'ın şu anki itibariyle, yaş itibariyle, olgunluk itibariyle Cold Victor'dan daha üstün bir safkan olduğunu, tabii ilerleyen yıllarda bir sene sonra Cold Victor de Long Runner seviyesine gelecektir. Ama İkrim'e Long Runner bana göre şu anda Cold Victor'dan bir hatta birkaç adım önde. Ama ben ilgilerin yerinde olsam kesinlikle aynı koşuya koşmazdım sevgili yarışseverler. Bugün İkrim'e Long Runner'ı yine son 6-7 yarışında olduğu gibi bu yarışta da yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak veriyorum. Sonlarda yapacağı ataklarla, etkili ataklarla bu rakiplerini geride bırakmasını bilecektir. Günün Banko ismi olarak ikinci Long Runner isimli safkanı veriyorum. Ve altılı gayenin son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı değerlendirmem ve misli değerlendirmem olacak. Bunları takip ederseniz eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Altılı Gani'nin son ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 15 yarışında yine ben 1 numaralı Acar Türk isimli safkana bugün birinci şansı tanıyacağım. Gökhan Yıldız'ı bugün özellikle üzerinde gördüm. Ben Gökhan Yıldız arkadaşımızı ne zaman ağır kilo görsem başarılı oluyor. Genelde kilosu, sikleti çok hafif bir arkadaşımız. Ama böyle safkanlar tercihlediği zaman genelde etkili biniyor. Bugün 1 numara Acar Türk, 2 numaralı Cömert Oğlu'yla da kilo olarak piste çıkıyor. Yine 4 numaralı Şehlevent özellikle son yarışında etkili bir yarış kazandı. En başarılı olduğu mesafelerde koşuyor bugün. Akın Süzen İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 8 numaralı Al Sancaklı son yarışında sizlere ısrarla vermiştim. Alternatif kuponlara, ufak altılara Banko olarak vermiştim. 8 numara Al Sancaklı da bugün Ercan Çankaya İdaresi'nde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Tek Kurşun özellikle kaliteli bir isim. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün Danyal Kaya İdaresi'nde yine Kaizbert temsilcisi benim 3. şanslı, 4. şanslı safkanım olacaktır. Yine 7 numaralı Malibu'nun oğlu. Esasen Malibu Girl yani Monarch Arch yani anne tarafı gerçekten çok kaliteli. Bugün Özcan Yıldırım İdaresi'nde bu safkan koştukça açılan bir orijine sahip. Bu safkana dikkat diyorum arkadaşlar. 7 numaralı Malibu'nun oğlu da bugün kuponlara yazılmalıdır. Yine bütçe durumumuza göre 10 numaralı Hızlı Şimşek. Yine 11 numaralı Beyaz Adam. Yine 12 numaralı Şehzade. Ve 6 numaralı Kalfalar Bey diyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Yine burada bütçemiz varsa 9 numaralı Yol Kıranı.
Evet arkadaşlar, yine 9 numaralı yol kıranı, yine duruma göre 5 numaralı baba piri burada kuponlarımıza yazabiliriz. Yine bir safkan kolu 13 numaralı ultrayı da isteyen arkadaşlarım, hepsi yapalım diyecek arkadaşlarım yazabilirler. Ve ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı ganyan analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam, bugün kanalımıza abone değillerse videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermeleri, abone olmaları ve bugün at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizimde de yine 3 yaşlı Arap safkanların 1200 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı bir yarışında yine sıralamam değişmeyecek. 7 numaralı Nesliye, 6 numaralı Manas'ın anası, yine 5 numaralı Hürgobak, 4 numaralı Esili Kız, 2 numaralı Altın Kalpli, 3 numaralı Cahide Bir benim sıralamamdır. Ama tabii burayı hepsi şeklinde geçmemiz benim tercihimdir. 6 galiba ikinci anda ben 5 numaralı Krasov isimli safkanın bu rakiplerini bugün geçmesini bekliyorum. Banko isim olarak veriyorum. Yine Altıgay'ın 3. ayağında ben 4 numaralı Budakan, 2 numaralı Akkula. Evet arkadaşlar 2 numaralı Akkula, 3 numaralı Bişkekan, 5 numaralı Ertemiz. Yine 6 numaralı Afacan ve 1 numaralı Umutlu şeklinde yine hepsi şeklinde değerlendirdim. Altıgay'ın 3. ayağında. 4. ayağında ben 3 numaralı Karkız isimli safkanın bu rakiplerini tekrar geçmesini bekliyorum. Ve 3 safkan vardı burada. 3'te 1'e düştü kuponlar arkadaşlar. Örnek veriyorum, kupon 120 liraysa 40 liraya düştü zaten otomatik olarak. 3 numara Karkız'ı banko olarak veriyorum. Yine Altıgay'ın 5. ayağında grup 1 yarışta Avrasya koşusunda 3 numaralı Long Runner'ı ben günün bankosu olarak veriyorum. Ve altılı galibin son ayağında yine 1 numaralı Acar Türk, 4 numaralı bütçe durumumuza göre arkadaşlar. Şu anda kuponlar zaten 3'te 1'ine düştü. Tabi 1 numaralı Acar Türk, 4 numaralı Şeh Levent, 8 numaralı Al Sancaklı, 3 numaralı Tek Kurşun, 7 numaralı Malibu'nun oğlu, yine 10 numaralı Hızlı Şimşek, 11 numaralı Beyaz Adam, 12 numaralı Şehzade ve 6 numaralı Kalpalar Bey'i, yine burayı da hepsi şeklinde değerlendirebiliriz. Yine misli altılı ganyan analizlerime de geçeceğim arkadaşlar. Misli altılı ganyan da bugün şu şekilde yapacağım. Altılı ganyan ilk ayağında ben 7 numaralı Nesli isimli safkanı banko olarak tercih etmek istiyorum. İçimden ilk gördüğümde tek yazmak gelmişti. Altılı ganyan ikinci ayağında 5 numaralı Grassoff'u banko olarak veriyorum. Altılı ganyan üçüncü ayağında 4 numaralı Budakan ve 2 numaralı Akkula şeklinde 2 safkanla değerlendireceğim. Altıgay'ın 4. ayağında 3 numara Karkız'ı banko olarak değerlendireceğim. Altıgay'ın 5. ayağında 2 numaralı Long Runner'ı yine sonlarda yapmış ataklarla bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Banko olarak değerlendireceğim. Altıgay'ın son ayağında 1 numaralı Acar Türk, 4 numaralı Şeh Levent, yine 8 numaralı Al Sancaklı, yine bütçe durumumuza göre 3 numaralı Tek Kurşun'da banko olarak değerlendirebilirsiniz. Bir de misli yedili piyas tahmini verelim arkadaşlar. Bugün özellikle ne zamandır misli yedili piyas tahmini vermiyorduk. Ben misli yedili piyasada şu şekilde bir değerlendirme yapacağım. Bir numara Luminescence, özellikle mesafesinde koşuyor olup bugün banko olarak değerlendireceğim. Yedili piyasanın ikinci ayağında 7 numaralı Nesli, 6 numaralı Manas'ın anası, 5 numaralı Hürgobak ve 4 numaralı Esseli Kız şeklinde değerlendireceğim. Yedir piyasamızın 3. ayağında 5 numara Grassoff'u Gökhan Gökçe idaresinde banko olarak değerlendireceğim. Yedir piyasamızın 4. ayağında 4 numara Budakan, 2 numaralı Akkula ve 3 numaralı Bişkekan şeklinde değerlendireceğim. Yedir piyasamızın 5. ayağında ben 3 numaralı Karkız bu grubu geçecektir diyorum. Banko olarak yazacağım. Yedir piyasamızın 6. ayağında 2 numaralı Long Runner Tech ve yedili piyasamızın son ayağında 1 numaralı Acar Türk, 4 numaralı Şeh Levent. Burada biraz aşağılara gitmek istiyorum. 11 numaralı Beyaz Adam ve 12 numaralı Şehzade. Yedili piyasa farklı boyundur arkadaşlar. Onun için bu şekilde değerlendirdim. Misli yedili piyasamız da şöyle olacak. Yine 1 numaralı Luminous Steak,
İkinci ayakta 7 numara Nesli Tek. Üçüncü ayakta yine 5 numara Grasshoff Tek. Dördüncü ayakta yine 4 numara Budokan Tek. Beşinci ayakta 3 numara Karkus Tek. Altıncı ayakta 2 numara Long Runner Tek. Ve son ayakta da 1 numaralı Acar Türk'ü ağır kilosuyla bank olarak değerlendiriyorum. 7 piyasayla 10 kuruş tutuyor arkadaşlar. 500 misli 50 lira yapar. Umarım güzel bir tahmin olmuştur. Umarım şanslı karneleri buluruz. 100 misli arkadaşlar bu arada 10 lira yapar. 100 misli 50 misli de tabi 50 lira yapar. Yani 10 misli de 20 misli de yapılabilir bütçe durumumuza göre. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Bugün kanalımıza destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.